Yani niye götürdü Erdoğan'ı, ne götürdü Soçi'ye? İdlib götürmedi mi? İdlib götürdü ama İdlib'e gelene kadar arkada bayağı büyük bir şey var, hadise var. Şimdi S-400'lerin ikinci partisini de alacağız diyor değil mi Erdoğan? Evet. Bunu eğer Biden'dan randevu koparma imkanı olsaydı bunu bu kadar rahat söyleyemezdi. Patriotları vermedikleri için Amerika bize patriotları vermedi. O yüzden biz S-400 aldık diyor. Bu doğru değil. Amerika'nın Türkiye'ye patriot vermemek gibi bir tutumu yok. Yani bir patriot ambargosu nedir koymuyor. Orada Türkiye'nin istediği şartlarda patriotları vermedi. Teknoloji transferi istiyordu ama Türkiye'nin S-400 alması 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen sonrasında gündeme geldi ve aşırı şahsileşmiş bir dış politikanın çok bariz tezahürüdür. Doğrudan kişisel tehdit algısının neticesidir. Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyaret ettiği ülke Rusya'ydı ve orada St. Petersburg'da Putin'le görüştü. Ve hemen arkasından görüşmeler başladı S-400 almayı için ve ilk anlaşma Nisan 2017'de imzalandı. Ve 2019 Temmuz'unda tam da 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk gelecek şekilde adı Akıncılarken Mürtet yapılan darbenin ana karargahına, önce Mürtet'ti, sonra Akıncılar yapıldı, sonra Mürtet'e döndü ve kapatıldı o yüz. Evet. Şu an sadece sanıyorum galiba S-400'ler orada, kullanılmayan S-400'ler orada bulunuyor. Oraya getirildi. Yani burada darbenin arkasında Amerika'yı gören, Amerika'dan tehdit algılayan bir şey var. Bir haleti ruhiye görüyorum. Rusya'yla da aynı Rusya'yla bir ortaklık ilişkisi Türkiye hiçbir zaman kuramadı ve kuramayacak. Bu mümkün değil. Amerika'yla gördüğümüz da artık, ne o zaman? Ya gördüğümüz şöyle bir şey. 2020'nin 6 Mart'ında Moskova'da varılan, senin de bahsettiğin mutabakat öncesinde 27 Şubat'ta 33 askerimiz şehit edildi. O ilk daha önceki İdlib operasyonunda. 34. Tamam. Peşinden bu Moskova mutabakatı oldu ama 2020'de çok önemli şeyler oldu. 2020'de Türkiye, Libya'da Rusya'nın desteklediği Hafter güçlerini perişan etti. Ardından sonbaharda, Eylül'den başlayarak bu sefer Dağlık Karabağ'da Rusya'nın hiç beklemediği bir yenilgi tattırdı. Stratejik müttefikine, evet. Bu kadar olmasını beklemiyordu Rusya. Hı hı. Ama hiçbir şey yapamadılar. Ondan sonra döndü Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA'larının ihracı söz konusu oldu. Verildi bunlar. Ve o gündür bugün, yani 2020'nin 6 Mart'ından bu yana hiç yüz yüze gelip baş başa konuşmamışlardı. İlk defa oluyor bu. Ve ne zaman açıklandı? 21 Eylül'de Soçi'ye gideceği açıklandı. Artık Biden'dan randevu alınamayacağı ve Biden'la görüşmenin olmayacağı anlaşıldıktan sonra. Ama orada Türkiye ve Amerikan heyetleri görüşüyorlar. Yani Dışişleri tabii Sefa. Şimdi onlar görüşüyorlar. Yani Türk ve Amerikan kurumları arasındaki temaslar devam ediyor. Fakat Türkiye'nin dış politikası bir tek adam rejiminde o kadar aşırı şahsileşmiş durumda ki bir kişinin kendi muadili olan yabancı devlet başkanlarıyla kişisel münasebetinin düzeyine bakarak o ülkeyle ilişkilerin iyi veya kötü olmayacağına karar verdiğini görüyoruz. Bu fevkalade tehlikeli, endişe verici bir durum. Şimdi gidildi ve hemen Putin de tabii ki şey yaptı. Yani hayır diyecek hali yok Soçi'de. Şimdi iki ciddi mesele vardı. Çok acil, hayati mesele. Bir tanesi İdlib, bir tanesi de gaz meselesi. Dünyada gaz fiyatları muazzam artıyor. Yani böyle 6-7 kat artmış durumda. Mesela sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatları bir yıl içinde. Bu pandemiden çıkış nedeniyle arz talep dengesizliği oluştuğundan dolayı ve Türkiye tedbirli davranmadığı için şu an bir ya gaz sıkıntısı tehlikesi ya da aşırı pahalı gaz bulma tehlikesiyle karşı karşıya. Hem İdlib konusu hem de bu gaz sıkıntısı tehdidi, bu iki tehdit Türkiye'de iktidarın
iktidar açısından dışa doğrudan girerken hayati bir konu. Ciddi oy kaybına da neden olabilecek bir konu. Eğer bir mülteci akımı olursa ve gaz konusu da öyle. Yani kışın eğer üşürsek veya cebimiz yanarsa. Şimdi dolayısıyla ben bu iki konuda Cumhurbaşkanı'nın bir şeyler söylemesini beklerdim. Ama gaz konusunda soru dahi sordurulmamış. Yani kimin hangi soruyu sorduğunu da görüyoruz. Ben yani onu da gördüm. Fakat bir tane de gaz sorusu sordurulmamış. Gaz konusunda ne olduğunu bilmiyoruz. Gaz konusunda sıkıntı olduğunu da pekala artık herkes biliyor. En azından bu konuda bir soru sorulabilir ve bir çıkış, bir anlaşma sağlandıysa bunun içeriği hakkında Cumhurbaşkanı bir iki söz söyleyebilirdi. Bu yok. Bunu bilmiyoruz. Yaşayarak öğreneceğiz. İdlib konusunda da yuvarlak sözler dışında hiçbir şey yok. İdlib konusunda da ne Amerika'da, oldu? Amerika'da Amerika çekilsin derken yuvarlak değil. Statüko, mevcut statükonun korunup korunmayacağını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Statüko korunmaz ve bu operasyon devam ederse Türkiye'nin karşılığında ne verdiğini de herhalde anlayacağız. Ama S-400'lere gelecek olursak tekrar, bakın bugünkü durumda şöyle. Türkiye, Cumhurbaşkanı hep şikayet ediyor, F-35 programından dışlandı. 11 milyar dolar kaybetti Türkiye F-35 ortak üretim programından dışlanarak S-400 aldığı için. Sadece bir kişisel tehdit algısı nedeniyle. İkincisi 6 F-35 üretilmiş ve Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmek üzere eğitimler sürerken, personel eğitimleri sürerken 6 F-35 bugün artık Amerikan Hava Kuvvetleri'nin işte üzerindeki işaretleriyle uçuyorlar. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredildi ve parasını da Amerika vermedi bunun. S-400 aldığı için Türkiye. Bu tabii büyük bir haksızlık. Yani en azından parasını vermesi lazım. Ama biz S-400'leri de kullanamıyoruz. Şimdi Erdoğan Biden'a duyduğu hınç ve öfkeyi daha ileri bir aşamaya taşıyacak olursa S-400'leri kullanacak mı? Yani aktive edecek mi? Konuşlandıracak mı? Şu an paketli halde duruyor. Öneri şu, Suriye'de konuşlandıralım mı? Suriye'nin mücavir alanında falan. İdlib'e yönelik, yani Türkiye İdlib'e, sınırı içerisinde yani, evet, kullanılabilir mi? Tabii. Kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Yani silahın sahibi Ruslar. Fark etmez. Artık Türkler tarafından kullanılıyor. Neyse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli. Yani buradan nereye gidecek bakalım Türkiye? Rusya ile olan savunma ve güvenlik işbirliği ve silah alımları böyle giderse kopma noktasına gelebilir. En çok nereye kadar esneyebilir sence? Şimdi F-16'lar konusunda Senato'nun olumsuz tavrı devam ederse Türkiye gerçekten fiili bir ambargo ile yüz yüze. Amerikan ambargosu. Tabii. Yani zaten şu an neredeyse bir ambargo ile yüz yüzeyiz. Çünkü Senato'dan hiçbir şey çıkmıyor. Ve Türk Hava Kuvvetleri Amerika'ya en çok bağımlı olan güç şu an Türk Silahlı Kuvvetleri içinde. Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri tabii ki öyle değil ama bir F-16 gücüdür Türk Hava Kuvvetleri ve F-16'lar konusunda Amerika'ya bağımlı. Ne kadar da üretiliyorsa, yani üretim farklı bir şey yani. Yedek parça konusunda bağımlıyız. Çok ciddi sorunlar, çok ciddi savunma zaafı ve açıkları Türkiye'yi bu konuda bekliyor. Bu F-35, S-400 neyse bu konuya bir an önce çözüm bulunması lazım. Yoksa şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli söylüyor, işte başladı konuşmaya bu konuda. Biz gerekirse uçak da alırız diyor. Tabii. Eğer bu F-16'lar konusunda... Aslında o konuşulmuştu zaten. CBS'e söyledi, CBS'e en son verdi New York'ta. Orada S-400 yeniden alacağız dedi. Dedi ama aynı zamanda eğer bu şey devam ederse, bu sürdürülemez, bu F-16 falan gider başka çözümler buluruz dedi. O uçak alırız anlamına geliyor Rusya'dan. Ve yani Rusya'dan uçak alınması halinde bunun tabii Türkiye'nin ilişkilerine, genellikle batılı NATO müttefikleriyle olan ilişkilerine ciddi sıkıntılar doğuracağı kesin. Bakımdan gerçekten bir şey, yani çok dar bir alanda devam ediyor. Şey ben buluyorum. Bir açıklama yapmak isterim ben de. Evet, tabii ki. Bitirdiysen abi. Yok yok, bitti. Şöyle, yani hep karıştırılıyor, yani bu S-400 ne için var? Yani S-400'ü uçak zanneden de var. Yani S-400 bir hava koruma sistemi aslında. Türkiye'ye dönük bir saldırı söz konusu olduğunda
bu füzelerle olası saldırıları bertaraf ediliyor. Bir tür şemsiye işlevi yüksek görüyor. İrtifalı hava savunma sistemi. Evet, evet. Yani Türkiye'ye dönük bir saldırı füzeyle, herhangi bir şeyle saldırı söz konusu olduğunda bu devreye giriyor. Uçaklara karşı. Evet, bu devreye giriyor. Sadece uçaklar mı? Ben bildiğim kadarıyla bütün havadan yönelik saldırılarda var, söz konusu bu. Ağırlıklı olarak uçaklara karşı kullanılmış. Bütün hava